Nathan Redmond gibi bu sezon Beşiktaş'ın Premier Lig'den transfer ettiği birçok oyuncu var. Hatta daha öncesinde de oynayan oyuncular vardı. Gezal, Gezson, Enkudu gibi. Bu kadar çok Premier Lig deneyimlemiş bir oyuncunun aynı grup içerisinde yer almasının takıma ne gibi olumlu etkileri olabilir? Kendisi takımın Premier Lig'den kurulmasını nasıl değerlendiriyor? Bu konuyla ilgili söyleyeceğim en önemli şey tecrübe. Premier Lig biliyorsunuz dünyanın en iyi ligi ve bu ligde oynamış oyuncuların takıma sağlayacağı katkı tecrübeyle orantılı olarak çok önemli. Biz bir açıdan yeni bir takımız aslında. Yani birçok oyuncu yeni katıldı ve birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizin nasıl oynadığının, hangi özelliklerin daha iyi olduğunu öğreniyoruz. Ve burada bu tecrübeyi getiren oyuncuların, yani hepimiz grup olarak zaten tek bir amaç için buradayız ve bu amaç da maçlar kazanmak, Beşiktaş için maçlar kazanmak. Bunu da başaracağız. Buyurun. TRT Spor Mustafa Korkusuz. Hücum hattının neredeyse tamamında forma giyebiliyor. Sağda, solda, santraforda. Fakat kendisini en rahat hissettiği mevki, kendisini tercih ettiği pozisyon hangisi? Tabii ki doğal olarak benim kendimi ya da doğal olarak en iyi oynadığım mevkiler sol ve sağ kanat. Fakat 16-17 yaşlarındayken Birmingham'daki teknik direktörüm beni çok farklı pozisyonlarda oynatmıştı. 9 numara, 10 numara, 8 numara, yeri geldi kanat bek gibi farklı pozisyonlarda oynadım. Bunun da bana getirisi, onun da bana söylediği, genç bir oyuncu olarak A takımda yer almam için bir anlamda bir nevi bonus oyuncu özelliklerine sahip olmamdı. Yani oyunu anlamak için farklı pozisyonlarda görev almamın ne kadar önemli olduğunu söylemişti. Bu açıdan onun da bana getirisi çok oldu. Buyurun. Bedirhan Kanşıray, Bein Sports. Futbolculuk kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giyiyor. Şu ana kadar Süper Lig'de oynanan futbol olsun, stadyumlardaki atmosfer olsun, İngiltere ile burası arasında nasıl benzerlikler veya farklılıklar görüyor? Gözlemleri nelerdir? Şunu net söyleyebilirim ki beklediğimden çok daha iyi bir lig var, ortam var. Yani beklentilerimizi belirlemek çok önemli hayatta. Benim beklentilerimden çok daha iyi burası. Çünkü tesis ortamı çok iyi, sahalar çok iyi. Stadyumumuz Vodafone Park'taki atmosfer, ki zaten İngiltere'de biliyorsunuz hepiniz atmosferlerin nasıl olduğunu. Ciddi anlamda bizim de stadyumumuzdaki atmosfer inanılmaz iyi. Bu açıdan bunları söyleyebilirim. Farklılık olaraksa oyun anlamında oyun temposunun Süper Lig'de, Premier Lig'e oranla daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig'de genelde maçların nasıl geçtiğini anlamayabiliyorsunuz. Çünkü tempo çok hızlı, oyun çok hızlı akıyor. Belki Süper Lig'de oyun temposunun oraya görece daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi. Beşiktaş'a gelişinde hangi faktörle etkili oldu? Bir de başka takımlardan teklif aldım acaba? Tabii ki bazı teklifler vardı İngiltere'den. Ama ben Southampton menajerlerim, ailem, hepimiz oradan çıkışımla ilgili en iyi çözümü bulmak için çaba sarf ediyorduk. Beşiktaş'ın da bana ilgisi bir süredir vardı o dönem. Transfer dönemi zaten bitmeden önce bunları konuşuyorduk İngiltere'de. Ardından Beşiktaş'ın ilgisinin zaten baki olduğunu söylemiştim. Hocayla, teknik direktörümüzle, teknik ekiple, Dele ile konuştuktan sonra ve daha da önemlisi ailemle konuştuktan sonra buranın bana olan bu ilginin de hoşuma gitmesiyle beraber böyle yeni bir maceraya atılmak kararını verdim. Konfor alanından çıkıp böyle farklı bir yere gelme konusunda daha net fikirlere sahip oldum diyebilirim. Sadece Beşiktaş. Belki duyulmamıştır. Türkiye'den var mı diye sordum. İmalı şekilde güldü. Geçen gün... Bana gelen her teklif size anlatsam burada bu toplantı bitmez. Bütün gün dururuz. Tabii ki söylentilerle gerçeklerin arasında, resmi kağıtların, belgelerin arasında büyük bir fark var. Çok fazla söylenti olabilir. Buraya gelirken, onu da söyledim az önce, biraz daha açabilirim. Hocamızla konuştum, yönetimle konuştum, spor direktörümüzle konuştum, Delali'yle konuştum. Buradaki diğer Premier Lig'den gelen bahsettiğiniz gibi oyuncuların ne kadar standart üstü bir takım yarattığını gördüm. Hocamızla konuşmam bende çok farklı etkiler yarattı. Onunla video görüşmeleri yaptık birkaç kez. Onun projesi, onun düşünce yapısını zaten dinledikten sonra buraya gelme konusunda dediğim gibi motivasyonum ve isteğim çok arttı.
Zaten menajerimden de artık bazı şeyler resmiyete döküldüğü zaman bunun haberini aldığımda her şey bitmişti zaten. Redmond o kadar büyük bir futbolcu ki, çevresi de arkadaşları da büyük futbolcularla, önemli insanlarla çevrili. David Beckham da herhalde bunlardan biri. Geçen gün bir paylaşım yaptı. Orada ne gibi tavsiyelerde bulundu Beckham? Çok merak ederim. İstanbul'la ilgili bir tavsiyesi var mıydı mesela? Çok özel, spesifik bir şey söylemedi ligle ya da Türkiye ile alakalı. Kendi tecrübelerinden de bahsetti biraz. Çünkü kendisi bildiğiniz gibi İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol oynadı ve kariyerinin aslında en güzel zamanlarının İngiltere dışında yaşadığı zamanlar olduğundan bahsetti. Burayla ilgili, Bruce ile ilgili bana verdiği en büyük tavsiye Vodafone Park'ın, Beşiktaş'ın gerçekten çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için burayı iyi değerlendirmem gerektiğini ve buradan keyif almam gerektiğini söyledi David Beckham. O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Az önce tempodan bahsetmişti kendisi. Tempo ile ilgili sormak istedim. Türkiye'de oyunun süresi çok kısa oluyor. Topun sahada kalma süresi. Bu oyuncuları nasıl etkiliyor? Sürekli olarak oyunun durması. Bir diğer sorum da, Beşiktaş 2 hafta öncesine kadar ligin lideriydi. Şu an 2 maçta puan kaybı yaşadı ve 2 puanla liderin gerisinde duruyor. Ama duygu, düşünce değişimcileri taraftar nezdinde, camia nezdinde çok keskin. Yani 2 hafta önce şampiyonluk adayıydı, şimdi daha olumsuz duygular var. Bu kadar keskin duygu değişimlerine nasıl bakıyor? Ya az önce söylediğim gibi evet, ligin temposu düşük. Bir de İngiltere gibi bir yerden geldikten sonra, futbolun farklı oynandığı bir yerden geldikten sonra bu da tabii ki bir fark yaratıyor benim bakış açımda. Şöyle bir şey söyleyebilirim. İngiltere'de de bazen oyuncu hakemi aldatma yönelik bazı basit fauller almaya çalışabiliyor. Ama hakemler buna pek inanmadıkları için oyun devam edebiliyor. Ama Türkiye'de bazen kolay fauller verilebiliyor. Bu da oyunun o akışını biraz zedeleyebiliyor diyebilirim. Ama biz Beşiktaş'ız. Şampiyonluğu oynayan bir takımız. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyiz. Ve doğal olarak rakiplerimiz de bizi yenmek için ya da bizden puan almak için mücadele ediyor ve mücadele içerisinde bazen oyunu yavaşlatma, duran toplarda, faullerde daha çok zaman kazanma gibi bizim baskımızı hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyorlar. Ama biz buna rağmen bununla da mücadele edeceğiz. Çünkü bu da önemli. İkinci sorunuza cevap olarak tabii ki 2 puan girdiyiz. Bu hayat da böyle aslında. Ya futbol biraz benzer. Bazen uyanırsınız, mutsuz uyanırsınız, mutlu uyanırsınız ama yataktan kalkıp bir şekilde güne başlamak zorundasınız. Olumlu bakmak zorundasınız. Sezon Ekim'de, Eylül'de zaten biten bir sezon değil biliyorsunuz. Ligin sonunda, yani lig bittiği zaman nerede olacağınız önemli. Bu yüzden maç kazanılır, maç kaybedilir ama önemli olan savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek zaten futbolun doğasında olan bir şey de bu. Benim şu ana kadarki tecrübemde gördüğüm şu, bizim taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Yani bu iniş çıkışlarda her zaman taraftarın bize olan desteği, taraftarın yanımızda olması gerçekten çok önemli. Dediğim gibi lig devam eden bir süreç. Kötü bir durumda değiliz puan olarak ve devam edeceğiz.